Kamil Efendi! Kamil Efendi! Buyurun Müslüm Bey! İki katı boşalttım. Biz sen kaldın. Evinde 3.30 paraya oturuyorsun. Sende vicdan Allah korkusu yok mu? Allah şahidim olsun, seni de bu evden def edeceğim. Kapı gibi kontratım var, hiçbir şey yapamazsın. Ya öyle mi? Mahkemede görüşürüz. Görüşürüz. Karar. Ev sahibi Müslüm Hak Yemez'in mahkememize açtığı tahliye davası incelenmiş olup, neticede kiracı Kamil Yavaş'ın evi tahliye etmesine gerek olmadığına karar verildi. Sağ olun efendim, yaşasın adalet. Ulan kurtulamazsın, bir dahaki sefere görüşürüz. Görüşürüz. Bana bak Müslüm Hak Yemez, bıktım usandım senin bu tahliye davalarından. Ama arz edeyim hakim bey. Sus! Bir daha böyle mesnetsiz iddialarla karşıma çıkarsan, resmi daireleri boşu boşuna uğraştırma suçundan seni tutuklarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hakim bey. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ekmek de kızarttım sana. Sağ ol babacığım. Şu senin yaptığın çayın üstüne yok vallahi. Annem bile böyle demleyemiyor. Senelerdir demliğe demliğe alıştık. Sen okula geç kalmıyorsun. Yok, daha vaktim var. Biliyor musun baba? Sabahları seninle kahvaltı etmeyi çok seviyorum. Ben de. Ha, aklımdayken şu abonmanlarını al bakalım. Boş ver baba. Bugün al, yürürüm. Al dedim. Günaydın baba. Günaydın. Erol, gazeteler daha gelmedi mi? Bilmem, kalk kendin bak. Aman! Baba çayımı koysana. Kızım sakat mısın? Bari çayını kendin koy. Aa, seni alacak adam yandı vallahi. Aynı anneme çekmiş baba. Sana söylerken kendim işe geç kalıyorum. Hadi eyvallah. Afiyet olsun. Aa, günaydın. Nereye bey? Para bırakmadan Şenay çayımı koy. Aa, bu ne bu? Para. Ay, Allah'tan korkmaz mısın be adam? 500 lirayla neyi döndürürüm ben ha? Neyi? Ay, 500'ünü al da başına çal. Bugün arkadaşının doğum günü. Çarşıya çıkacağız. Kıza elbise alacağız. Almayı ver canım. Ama baba, topu topu bir tek elbisem var. Bütün yazı onunla mı geçireceğim? Ne olmuş yani? Benim de bir tek elbisem var. Yıkayıp giyiyorum. Benim de. Sen sus devzek. Babasının yağcısı. Baba bak ne diyor? Tamam hadi ses. Ama baba, arkadaşlarımın hepsi Beyoğlu'nda Vakko'dan giyiniyor. Siz benim herkese rezil olmamı istiyorsunuz. Haklı kız. Biz senin şerefini düşünüyoruz. Allah razı olsun. Ne yani be? Şenay züppelik edecek diye, para para diyerek babamın canını mı alacaksınız? Ele güne fiyak olsun diye canımı da alırlar ama oğlum. Ama baba! Hadi sen okuluna, hadi bak. İftar et! İftar et oğlunla! Oğlun anasına diklensin, senin de başın göğersin. Biraz becerikli olsan para kazanır. Gül gibi karını, kızını el aleme rezil etmezsin. Ya ne yaptık gene? Dur. Ağlama. Ağlama. Al. Al. Bütün paramı al. Şu 20'liği simit almak için alabilir miyim? Al, Allah kahretsin, al. Sağ ol, teşekkür ederim. Ağlama, beni de ağlatacaksın. Ağlama, hadi eyvallah. Kamil! Kamil!
Ne? Gelirken bakkaldan 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo fasulye, 2 kilo şeker almayı unutma. Tut şu fileyi. Olur. 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo fasulye, 2 kilo şeker. Olur. Kasaptan da 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı. Bunları kim alacak? Sen. Ben mi? Çıldırtma beni, tabii sen. Hiç tahmin etmiyorum. Hay Allah'ım, sen bana sabır ver. Allah'ım, asıl sen bana sabır ver. Bismillah. Selamun aleyküm Tahsin abi. Aleyküm selam. 50 paket hokomoko istemişsin. Tamam. İndirin çocuklar. Ne o Tahsin abi, bankere çarpmış gibisin. Bir derdin mi var? Allah bendeki derdi kimseye vermesin. Yapma ya. Kabız mı oldu? Ah ah. Yoksa basurun mu azdı? Of of. Ha anladım. Karadeniz'de gemilerin battı. Ne gemisi, dalga geçme Kamil efendi. Mal sahibi davayı kazandı. Beni dükkanımdan çıkartıyor. Desene yedin ayvayı. Ayva ki ne ayva? Benimki de aynı dert. Bana kalsa bütün ev sahiplerinin topunu kör testereyle keserim. Hı hı. Hadi eyvallah. Güle güle. Ha, haftaya 100 kutu daha getir. Sınavın nasıl geçti? Berbat. Şu geometriye hiç aklım ermiyor. Benim de. Aa kutlarım, babam mahkemeyi kazanmış. Aman iyi oldu. Ya senin baban kazansaydı da evden atılsaydık? Başka bir mahalleye taşınacaktık o zaman. Ta uzaklara. Belki de birbirimizi bir daha hiç göremeyecektik. Öyle şeyler söyleme. İyi ki babam mahkemeyi kaybetti. Senden uzakta ben ne yapayım? Ben de. Ya niye didişir bu adamlar? Bilseler çocukları birbirlerini seviyorlar. İleride evlenecekler. Onlar da dünür olacak. Şşt aman sus! Babam bir de bunu duyarsa bacaklarımı kırar. Peki biz ne olacağız? Hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ne yapalım? Düşman babaların aşık çocuklarıyız. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ne alacaktık bakkaldan? 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo kuru fasulye, 2 kilo şeker. Aa balık, hamsi. Bir de canım çekti ki. Şşş! Kaçtan veriyorsun? Veresiyemiz yok Kamil efendi. Zaten hanım da al dememişti. Bakkala veresiyeyi yine kapatamadık vay. Şimdi ne istesem yarısını verir. Ben de 2 mislini isterim. Bakkaldaki akılda bizdeki yumurta kefesi mi? Ya Allah! Merhaba Halil efendi. 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye, 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı... Ne saçmalıyorsun Kamil efendi? Burası kasap dükkanı mı? Yok ya! Kasap dükkanı mı? Çıldırtma beni Kamil efendi! Burası bakkal, bakkal! Bakkal tabi! Niye kasabı karıştırıyorsun sen? Kasabı bakkalı bırak! Ne istiyorsan onu söyle! Kasabı bıraktım, bakkalı tutuyorum. 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye... İyi! Harun Kamil bey! Borç beni aştı! Borç yiyen, kesesinden yer! Benim kesemden değil ama! Anadolu'ya gelecek ay satışa çıkıyorum. Süper prim de var. Bir kalemde öderim. Bırak bu masalları. Demin karınla kızın geçti buradan. Elleri paket dolu. Onlara gelince para var da bize gelince mi yok? Şey. Bakma sen onlara. Karı kısmı. Bak Kamil efendi. Bu sefer istediklerini veriyorum. Ama yarısını. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Yalnız borcunu ödemeden
bir gram bir şey vermem bundan sonra! Anladın mı? Ooo, Kamil efendi! Hangi rüzgar attı seni böyle, ha? Lodos! Bir kilo kuşbaşı, bir kilo dana kıyma... yağlı olmayacak. Bak Kamil efendi! Senin tatlı dilin dedik, selam ahbaplık dedik... ama borç beni aştı. Borç yiğidin kamçısı derler. Misal. Misal ama biz de tıkandık. Hiç değilse bir 5.000'lik at hesaba mahzun. Gelecek ay söz, 10.000. Oho! Sen para verene kadar papa Müslüman olur ya! Öyle mi? İnşallah sünnetini de ben yaparım. Ancak bu keser ha? Esasında sen bizi sünnetliyorsun ya, neyse. Tatlı dilin aşkına 250 gram kıyma veriyorum. Ama yemini billah bu son. Mahallemize geldik, ayrılalım. Biri görürse babama söyler. Allah saklasın. Yarın gene okul çıkışı buluşacağız, değil mi? Tabii. Bekleyeceğim. Ay, tutu. Maşallah! Anasının kızı ne olacak? Kraliçelere döndün. Tut bakayım şöyle. Ya bu kötü mü anne? Dur bakayım, tut şöyle. Ha? Ay! Ay! Çok yakıştı. Çok. Ay, ayakkabı anne. Ne? Ayakkabı lazım. Şöyle üstten atkılı, alçak topuklu. Alırız kızım, alırız. Dur bakayım nerede şunu. Ha, ona da bakalım. Ha. Ha. Tut şöyle üstüne, dur. Papatya gibi. Gelin gibi oldu. Yürü bakayım şöyle, yürü. Ay kırıt biraz, kırıt! Kırın ha! Oo, maşallah, maşallah! Sen sus, karışma! Kıskanç! Babamın 3 kuruş fazla para kazanmak için canı çıkıyor... siz ana kız parayı bu süprüntülere yatırıyorsunuz. Anne, bu oğlan manyak! Bana bak, manyak sensin! Ağzından çıkma, yapma! Şimdi görürsün sen! Şeray. Dur bir dakika! Sen görürsün! Geç şöyle bak! Geç! Geç! Ya manyak! Demek var o! Size hayır! Bir dakika anne! Bir dakika! Aaaa! Şunlara bakın hele! Bugün mü aldınız bütün bunları? Ay, günah! Aa, günah babama, ay, günah! Ay, günah! Ay, günah! Ay, günah! Ay, al bunu da! Al bunu da! Bunu da! Al başını aşağı! Erol bırak! Ay başına baksana ya! Şimdi bunu da! Ne oluyor gene? Nesin gürültüyü be? Ne oluyor? Geç baba! Prenses Caroline'de mi fazla elbise var, bunda mı diye tartışıyorduk. Bunda vardır. Al şunları Şenay, götür içeri. Hadi sen de kitaplarını hadi topla bakayım. İftar et oğlunla, iftar! Siparişleri getirdim. Bu ne bu böyle? Kıyma. Ayol ne kadarcık kıyma bu? Kediye bile yetmez. Ben de öyle dedim ama... Ahmet efendi önce hesap sonra kasap diyor. Ben babamın evinde böyle miydim? Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızdaydı. Eşek kafa! Ne vardı evlenecek? Koşmasaydın arkamda. Ay! Ben mi koştum? Yok baban! Sahi ya! Baban amma arkamdan koştu seni bana yamanmak için. Hadi oradan! Zorla kaçırmıştın beni. Ne zorlası? En büyük Kamil, başka büyük yok diye de zorla mı bağırttım? Deli! Söyle söyle, utanma! En büyük Kamil, başka büyük yok diyen sen değil miydin? O ne be? Kapı vuruldu değil mi? Açsana! Açayım! Aa! Ev sahibi! Niye duruyorsun? Buyur etsene! Ben evde yokum! Hoş geldiniz! Buyurun! Oo, hoş geldiniz Müslüm Bey, buyurun oturun! Buyurun,
Buyurun efendim. Utanmaz adam! Senin hiç dinin, imanın, Allah'ın, peygamberin yok mu be? Vallahi benim var. Bu kadar yırtındığına göre senin yok galiba. Utanmaz adam! 40.000 liralık daireye 7.400 lira vermekten sıkılmaz mısın sen? Allah'tan kork be! Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Esemem! Ama kontrat var. Sana kontratı al! Bir dakika! İçeride sandıkta. Otur, Allah cezanı versin, otur! O kontrat 8 senelik, 8! Olabilir. Ben her sene kanuni zamları hesap ediyorum. O zaman 7.400 lira ediyor. 1.850 lira maliyeye, gerisi sana. Afiyetle ye! Sen şimdi çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Son defa soruyorum! Vallahi 3 kere mahkemeye verdin, 3'ünü de ben kazandım! Mahkemeyi aldattın! Arkadaş, Türk adliyesine hakaret edemez! Beni iyi dinle! Bak, bu benim son gelişim! İnşallah! 2 haftaya kadar... Biliyor musun? Ah canım, gel seni bir öpeyim! Saçmalama! 2 haftaya kadar çıkmazsan, başına gelecekleri sen bilirsin! Namussuz, vicdansız, dolandırıcı! Babama namussuz diyemezsin sen! Bak hele sen! Bir daha kızımın etrafında dolanırken göreyim, Allah'ıma kitabıma bacaklarını kırdırırım senin, ha! İkide bir bize kabaracağına, erkekliğini ev sahibine gösterseydin ya! Aslan babacığım, sen bir tanesin. Bir taneyim, değil mi? Kolay gelsin! Sağ ol Niyazi abi! Allah eksikliğini göstermesin! Kesenin ağzını açtın da mahallenin garibanları aslan oldu! Aslan maslan anlamam antrenör efendi! En aşağı 4 siklette madalya bekliyorum! Evelallah, sen hiç merak etme Niyazi abi! Yoksa keserim tahsisatını ona göre! Niyazi abi, şimdi ben geldim, önemli bir şey konuşmak. Allah Allah! Müslüm Bey'in ne işi olabilir benimle? Yazıhaneye al. Baş üstüne. Nasıl? Formundayım değil mi? Şahanesin abi! Anlat bakalım! Derdin ne? Sana bir iş teklif edeceğim. Benim 3 katlı bir apartmanım var. Allah arttırsın! 2 katı tahliye ettim. Orta kattaki çivi çaktı namussuz. Avukatın en bileklisini tuttum. Ama nafile, çıkartamıyorum. Derdin buysa bozma moralini. Benim adım Arabacı Niyazi. Avukatın otladığı çayırdan 40 yıl önce geçmişiz. Biz kestirme hukuk kullanırız. Onun için geldim ya sana. Tam doktorunu buldun. Bu iş bir yarımlığa tamam. 500.000 mi? Hı. Çok değil mi Niyazi oğlum? 250.000'e olmaz mı? İdare etmez. 500.000. İti kışlamak için masrafımız da olacak. 400.000 olsa... 500.000. Madem öyle, anlaştık. İşi olmuş bil. Okuldan kaçtığımı duysa babam beni öldürür. Beni de. Okumam için elinden geleni yapıyor. Ne olacak böyle bilmiyorum. Babam buluştuğumuzu öğrenirse bacaklarımı kırdıracakmış benim. Ama ben çok seviyorum seni. Bizi ayırırlarsa kendimi öldürürüm. Böyle konuşma. Her şey düzelecek inan. Biz istemedikçe kimse ayıramaz bizi.
Affedersiniz. Yanlış eve geldim galiba. Dur! Yanlış değil. Doğru eve geldin, yürü! Ne oluyor ya? Bırakın beni! Tutmayın diyorum size! Geç otur şöyle. Yo, burası iyi. Yalnız arkadaşlar sıkmasalar? Bırakın. Bu katı boşaltacaksın, anam. Bana ayda 7400 liraya böyle bir yer bul, sabaha boşaltırım, anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun, anam? Niye dalga geçeyim? Eşek gibi herifsin maşallah, anam. Ne dedin? Ne dedin bakayım sen? Benimkisi sadece benzetme, anam. Yani öyle derler ya. Öyle olsun Kamil Efendi. Burayı boşaltacaksın. Hem de tıpış tıpış. Tamam mı? Anam. Ah. Ne yapacağız hanım şimdi? Ay, ne yapacağız hanım şimdi? Bir de sormaz mı? Kolumuzdan tutup sokağa atmalarını mı bekliyorsun be adam? Karakola gidip şikayet etsene! Karakola! 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 Karakola mı? Baba, diyorum ki, okulu bıraksam da ben de bir işe girsem ha? Ne dersin? Olmaz öyle şey. Ama çok yoruluyorsun baba. Boş ver. Ablan okumadı da iyi mi oldu? Bir daha duymayayım o lafları. Sen okumalısın. Al canım. Ay. Sana köfte yok. Peki. Bugün elektrik faturası geldi. 2300 lira. Yarın bakarız. Su parası da 1800 lira. Yarın bakarız. Yarın bakarız, yarın bakarız. Ne zaman rahata ereceğiz biz Kamil Bey, Kamil Bey? Babamın evi bolluktu, bolluk! Orada kalsaydın? Gözüne dizine dursun. Sana aslan gibi 2 tane evlat verdim. Mükafatı bu mu? Sağ ol. Geber! Hay Allah! Benim kadar başına taş düşsün! Aa! Bak düştü işte! Allah da benden yana! Oraya yap! Tak tipe, tak tipe! Tak! İş! Kaldır! Tak! İş! Siz? Antrenman. Ne antrenmanı? Çalışacak başka bir yer bulamadınız mı? Evi yıkacaksınız be! Müslüm Bey burayı bize kiraladı. Niyazi abi sayesinde. Niyazi abi mi? Evet, bir itirazın mı var? Yo, çok severim kendisini. Siz bana bakmayın. Devam edin. Ha şöyle, yola gel bakayım. Hadi çocuklar, hadi! Hadi sallanmayın! Hadi bakayım! Kaldır, bırak! Bırak! Kaldır! Aşağıda da! Bırak!
Bırak! Karı beni kaldırıp indir! Bırak! Kaldır! Bırak! Aha çabuk! Daha! Bırak! Kaldır! Bırak! Değişin bakayım, değişin! Bırak! Üst katı güllecilere kiraya vermiş. Ay ne hakları var canım bu kadar gürül diye? Koş karakola haber ver. Karakola mı? Ay. Gecenin bu saatinde dünyada gitme. Kaldır! Geç! Eyvah! Mahvoldu çeyizlerim! Mahvoldu! Mahvoldu! Son defa kaldır! Bırak! Gözünüz aydın, bitti. Ay, bitti, bitti, bitti ama ev de bitti. Kırılmadık şey kalmadı. Oh, beter olun. Anne, giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Üzülme kızım. Yarın gider, yenisini alırız. Ne? Yenisini mi? Sen daha böyle hiçbir şey olmamış gibi böyle sümsük sümsük giy pijamanı, gir yatağa yat. Oh! Daha başımıza neler gelecek neler! Sabah kalkar kalkmaz ilk işin karakola gitmek, tamam mı? Yok. Sabah ola hayrola! Şunun haline bakın! Girmiş yata, oh ne ala! Yatıyor sanki hiçbir şey olmamış gibi! Yoo ben dayanamam, yeter artık! Mihrima! Burama kadar geldi! Ölecek şey mi bu yani, her gece her gece ne? Sus canım! Sustuk! Oh be, dünya varmış! Sessizlik ne güzelmiş! Destur! Ne oluyoruz ya? Düğün var galiba! Ay, bu saatte düğün olur mu canım? Şaşırmış bunlar, yaparlar! Ay. Sen uyu, uyu! Ay, uyudun mu, ne yatıyorsun öyle? Kalk Kamil! Niye duruyorsun canım? Git canım, baksana! Ay, sen uyu, boş ay, ver! Sümsük herif, kalk git, bak bakalım bayılacağım, dayanamıyorum bugün peki, diye! Kalk peki. Git! Ne yapıyorsunuz siz burada? Halk oyunları yarışmasına katılacağız. Çalışıyoruz. Aa! Gece yarısını çoktan geçti, uyuyacağız. Kesin artık şunu canım. Yoksa sen de bir şey söylesene. Aa! Kesin artık şunu canım. Yoksa
Yoksa ne olacak? Bir şikayetin varsa derdini Niyazi abi anlat. Aa, o Niyazi de çok oldu artık. Ben o Niyazi'yi alır, evire çevire. Hanımcığım, Niyazi'yi tanımıyorsun sen. Canım, Niyazi'ye laf söyleme. Gel buraya, yap. Hayır efendim, beni dön Niyazi'ye işte, laf söyleme. Hanımcığım, hadi sen çık. Ben canım, zaten, hayır, yapma çık şu. Işte. Siz devam edin. Hadi. Hı? Delirdin mi? Daha değil, az kaldı. Kalk hadi, kalk, kalk. Gücüm bir bana yetiyor değil mi? Tutup kollarından atamadın dışarı şunları. Ama arada Niyazi var. Boş ver Niyazi'yi. Memlekette kanun var, kanun. Neden karakola gitmiyorsun? Gitmem. Ay, zümsük herif. Ne korkuyorsun? Karakolda öcü mü var? Belki olabilir. Ay, buyun devrisin. Vurma hanımcığım. Ben tek kısmetlisi. Demon gözüm görmesin. Ay, susun siz de! Ay, delireceğim, üstüme başım vuralayacağım! Ay, nedir bu gürültü canım? Ay, yukarıda gürültü, aşağıda gürültü! Ay, susun! Susun diyorum size, susun! Allah'ım sen bana sabır ver, ne yapacağım? Allah'ım! Tamam tamam. Bu da karakola taktı ya. Kamil Efendi!
Kamil efendi! Kamil efendi, ne oldu bu arabaya? Söyle diyorum, ne oldu? Hiçbir şey olmadı, pazardan geçtim sadece. Çıldırtma adamı ya! Bunlar ne bunlar ha? Bu ıspanakların işi ne burada? Ucuz buldum, sana aldım abi. Dur bakayım başka neler var. Aa, domates var, al. Zevzeklik etme, arabanın motorunda bir şey var mı? Dur bakayım. Bir salkım üzüm var. Kamil, Kamil, sorumsuz Kamil! Patrona ne diyeceğim ben şimdi? Ya, patronu unuttuk. He? Ona da bir tane patlıcan. Ah, Allah'ıma kitabıma! Bir daha sefere kovdururum seni. Arabayı boyaya vereceğim. Vurukları, çizikleri de tamir edecekler. Parasını da aylığından kestireceğim. Ona göre, tamam mı? İşine gelmezse işte kapı. Ne oldu ya? Patlıcanı beğenmedi galiba. Bir de utanmadan suratıma bakıyorlar. Hem suçlu hem güçlü. Gel bakayım sen şöyle. Sana gelince... Bir dakika Müslüm Bey amca, anlatayım. Kapa çeneni! Onun suçu yok baba, dinle ne olur. Kes sesini de koparmayayım dilini. Bana bak zıp çıktı. Gül gibi kızım kala kala senin gibi donsuz babanın çulsuz oğluna mı kaldı? Sana değil kızımı vermek, ayağımdaki eski pabucu bile vermem. Babam hakkında böyle konuşamazsınız. Konuşurum! Bastonumu beynine yemeden defol git! Baba yapma, ne sen olursa. Sus! Defol dedim, defol! Sana gelince, daha seninle de görüşeceğim. Yarın yollayayım Kayseri'ye halanın yanına da Anya'yı Konya'yı anla! Doğru eve çabuk, yürü! Ana kız, ne işler becerdik ne işler! Evi baştan aşağı temizledik, pırıl pırıl oldu ama ayaklarımıza da kara sular indi. Al kocacığım, buyur. Hayrola? Hangi dağda kurt öldü hanım? Senelerdir ilk defa kahve yapıp ayağıma getiriyorsun. Afiyet olsun. Aa, dur hele, lafımı kesme. Bugün çarşıya çıktık. Kırılan tabak çanağın yerine yenilerini aldım. Parası? Aa, ay başında ödersin şekerim. Aa, sonra kırılan aynayı değiştirdim. Parası? Ay başında ödersin şekerim. Aa, sonra da düşündüm. Koltuklar miadını doldurdu dedim. Yeni bir takım sipariş ettim. Gör bayılacaksın. Parası ay başında öderim. Ve de sana son bir sürprizim. Yapma. Yapıyorum. Heh, bir boy eksikti. Nereden çıktı bu? Parasını kim ödeyecek? Ay önemli mi Kamilciğim? Ayda 3.999 liracık taksitle. Aa, Erol'a da ucuzluktan bir pardesü aldım. Kışın okula giderken üşütmesin sevgili oğlun diye. Ha, sahi Erol nerede? Odasına çekildi. Biraz keyifsiz. Rengi de sapsarı. Yok ya, ben bir bakayım. ...3.999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4.000 olsa nasıl öderiz? Aa. Affedersin baba. Sigara içtiğimi görmeni istemezdim. Kız meselesi mi? Hı hı. Müslüm'ün kızı mı? Nereden biliyorsun? Mahallede duymayan kalmadı. Kızdın mı? Hadi be! Sanki biz hiç aşık olmadık. Ne oldu? Kızla hırlaştınız mı yoksa? Yo! Babası sokakta yakaladı ikinizi. Kudurdu adam. Kudurur köpek. Kudu salgını var ya. Aman yaklaşma yanına, ısırır mısırır seni. Kızı Kayseri'ye halasının yanına gönderiyor. Bana da donsuz babanın çulsuz oğlu diye bağırdı. Vay abuzittim vay! Ver bir sigara.
Ama baba... Ver dedik canım. Donsuz onun sülalesi. Benim her zaman donum vardır. Don giymediğim günü hatırlamıyorum. Yat. Yak sen de bir sigara. Ama baba... Yak dedim. Namussuz herif. Kızını senden kaçırıyor... ...bizi evden çıkarmak için yapmadığı rezilliği bırakmıyor. Baba, annem o kadar söylüyor. Niye gitmiyorsun karakola? Gitmemek için bir sebep mi var? Hı hı. Nedir baba? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Bak oğlum... ...hayatımda ne zaman karakola gittimse... ...hep haksız çıktım. Daha küçücük bir çocuktum. Mahallede çocuklar top oynuyordu. Ben de oturmuş onları seyrediyordum. Beni aralarına almazlardı. Çünkü topum yoktu. Hiçbir zamanda olmadı. Kaza işte. Top gitti, Fuat amcanın camını kırdı. Çocuklar kaçınca bir ben kaldım. Yediğim dayak yetmedi. Doğru karakola. Komisere derdimi bir türlü anlatamadım. Sonra büyüdük. O sıralar takside çalışıyordum. Bir arkadaşım vardı. Adı Zampara Rüştü. Görsen bu kadarcık bir şey. Mahallenin eşrafından Bekir Efendi'nin kızını ayarlamış. Kaçıracak. Ama benim bu işten hiç haberim yok. Meğer Bekir Efendi her şeyi öğrenmiş. Karakoldan iki polis alıp baskına gelmez mi? İki gün nezarethaneye attılar. Sonunda suçsuz olduğum anlaşıldı. Anlaşıldı ama... ...bitlenmesi cabı. Dur, daha bitmedi. Gene takside çalışıyordum. Bizde talih yok ki. Bir gün taksiyle iki turist götürdüm. Sultanahmet'e. Herif 1000 liralık yere 100 lira vermez mi? Hey Monsieur, Hans mısın, nesin, Allah'ın yok mu senin diyorum. Nein diyor. Sonunda anladı sandım. Yüzlüğü alıp bu sefer 20 lira vermez mi? Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ama paramparaya el sürülür mü? Koştum peşlerinden. Buyurun çantanız demeye kalmadı. Hadi yürü karakola. Karakola mı? Evet karakola yürü. Biz insanlık yapalım dedik, herif cüzdanımı çaldı demiş. Doğru karakola. Komiser bir kere belledi ya beni. Ağzımı açmadan doğru nezarethaneye. Ertesi gün bıraktılar. Ama... Gene bitlendiğimizde kaldık. Sen olsan bir daha gider misin karakola? Ama baba o günler geride kaldı. Bir tesadüftür olmuş. Şimdi karakola gidersen her şey hallolur. Yapma baba. Kanun var, yasa var. Sen akıllı adamsın. Sahi beni akıllı buluyor musun? Sen dünyanın en akıllı, en efendi, en iyi kalpli, en mert, en yürekli babasısın. Sağ ol oğlum. Ne oluyor ya? Ne var? Ne oluyor gene? Bak! Bak pencereden de gözlerinle gör! Utan, utan! Karının, kızının gözü önünde neler yapıyorlar? Hala karakola şikayet etmeyecek misin? Sen gitmezsen ben gidiyorum. Dur.
Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Ben karakola gidiyorum. İşe çiş karıştı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, merhaba, merhaba. Selamun aleyküm. Ne o, bir derdin mi var arkadaş? Komiser beyi görecektim de. Ne hakkında? Büyük bir asayiş olayı. Gir içeri söyle. Kızmaz değil mi? Niye kızsın kardeşim? Gireyim değil mi? Allah Allah, yürü kardeşim. Bak, giriyorum. Sonra bir şey olursa karışmam. Girsene! Affedersiniz. Evet. Komisere bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Komiserim. Evet. Ne istiyorsun? Şey, çok önemli bir asayiş olayı var da. Ne gibi asayiş? Anarşik mi? Hayır efendim. İdrarik. Ne demek idrarik? Şey, yani efendim... Lafı geveleme efendi. Söyle, derdin ne? Küçük su. Ha, biz o bölgeye bakmıyoruz. Bunun bölgeyle ilgisi yok. Bu resmen çiş canım. Komiserim! Ekibimiz karabelayı sıkıştırmış. Ama maalesef ellerinden kaçmayı başarmış. Olay yerine bıraktığı ceketinden de nüfus cüzdanı çıktı. Hele şükür! Sonunda belanın kimliğini elimize geçirebildik. Yakalayın! Ne oluyor ya? Bırakın beni! Kıpırdama, yakalayın! Ne var, ne oluyor kardeş? Karabela'yı yakalamışlar. Ne? Neymiş suçu? 3 cinayet, 9 soygun, 5 de hırsa geçme! Herif damızlık aygır! İnşallah ipini ben çekerim. İşte getiriyorlar, getiriyorlar! Aa, destur, bu bizim Kamil efendi ayol! Ya sahi, kılıbık Kamil bu! Şenay'ın babası Kamil! Dünyada inanmam, bu sümsük heriften canavar manavar olamaz! Meğer hepimizi uyutmuş. Gündüz insan, gece kurtmuş demek. Meğer Kamil efendi karabelaymış. Ne? Karabela mı? Yandım Allah! Aaaa! Öldürür beni! Ne? Karabela mı? Senden evvel öldürecekleri çok. Sus be! Söyleme! Söyleme! Öldüm! Bak şu Allah'ın cezası herife! Karakola diye çıktı, bekle ki gelsin. Yarın bana pabuç bakacaktık anne, unutma. Aklımda kız, bakarız. Kapı, git aç. Şenay, kimmiş gelen? Kız çatlatma adamı, kimmiş gelen? Polis. Destur, ne istiyormuş? Yarın sabah hepimizi emniyet müdürlüğüne çağırıyorlarmış. Yanlış olmasın kız. Emniyet müdürlüğünde ne işimiz varmış bizim? Babamı tutuklamışlar. Babanı mı tutuklamışlar? Gazetelerin aylardan beri yazdığı kara bela var ya. Var. Bana ne canım elin belalısından? İşte o belalı babammış. Ay bana bir şeyler oluyor.
Son cinayeti ne zaman işledin? Ne cinayet? Hayatımda sadece geçen ay bir tavuk kestim. Pınarlar köyündeki 3 kişiyi kim vurdu? Bak hele. Sahi kim vurdu? Pekala. Otobüs soygununa ne diyeceksin? Hangi arkadaş soymuşsa çok ayıp etmiş. Soygunda kaçırılıp da ırzına geçilen o iki kadın ne olacak? Hamile kalacaklar herhalde. Soygun paralarını nereye sakladın? Ben para saklamam. Aylığı olduğu gibi hanıma veririm. O da 10 gün içinde har vurup harman savurur. Bereket kira, eski kira da geçiniyoruz. O da şimdilik. Allahsız Müslüm atacak beni. Elime bir geçirsem, kör testereyle keseceğim onu. Ya, demek Müslüm adında birini öldürmek tasavvurum var. Başka bir ricin var mı? Ya, bırakın beni de evime gideyim. Hanım çoluk çocuk merak eder. Kıta tarihinin en korkunç katili. Şimdiye kadar 6 kişiyi öldürmüş, 38 silahlı soygun, 5 kız kaçırıp ırzına geçmiş. Ahlaksız herif! Benim gibi kadının üstüne gül koklanır mı ha? Ne yere bakan yürek yakanmış meğer! Peki ama babam bütün bunları ne zaman yapmış anne? Delinin zoruna bak ayol! Zırt diyor, pırt diyor, mal satma bahanesiyle Anadolu'ya, Trakya'ya çıkmıyor mu? Meğer o sıralar ne haltlar yiyormuş! İnanmam! Babam bunları yapmış olamaz! Polis, sen daha iyi mi bileceksin sen? Belliydi! Belliydi bu kadar karakoldan korkmasından! Aramıza hoş geldin abi. Müsaade et elini öpeyim abi. Dur yapma. Öpeyim abi. Öpeyim Allah aşkına, öpeyim abi. Elimi kılacaksın. Hürmette kusurumuz olmasın. Allah aşkına öpeyim abi. Öpeyim mi? Bırak. Yapma. Bırak öpeyim. Bileğim çıkacak. Ulan Allah Allah. Yapma. Bırak öpeyim mi abi? Oh. Artık ölsem de gam yemem. Abinize hoş geldin deseniz ulan. Hoş geldin abiciğim. Buradan gel abi. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Yormayın abimizi. Artık ölsem de gam yemem. Biz de abim. Müsaade et mahiyetini tanıştırayım. Şu gördüğün arkadaş meydancın 17 belakadir. Çok saf ve temiz bir arkadaştır. Ne o? O moyla mı yıkanıyor? Senden iyi olmasın, 17 tane leşi var. 17 leşi mi var? 17 bir şey mi? Leş dediğin 237 olmalı. Bu arkadaş da yatakçın tavuk hırsızı Piliç Kerim. Bu mu Piliç? Hiç mi Piliç görmedik? Bu olsa olsa fil. Yok, fil de kurtarmaz. Ayı. Ayı olur. Bu arkadaş da sabah postan Leylek Kadri. Niye leylek diyorlar sana? Yoksa Eyüp'teki topal leyleği sen mi sakat bıraktın? Hı? Estağfurullah abimiz. Hadi bakalım.
Öpün ağanızın elini. Durun lan, durun! Geçin sıraya, olmaz böyle. Geçin sıraya, geçin! Geçin şöyle bakayım. Öp bakayım. İyi öpmedin, bir daha öp. Aferin. Filiç. Ayı filici. Geç bakayım. Senin ağzın sarımsak kokuyor, git yıka bakayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Oo Erol Bey! Eve yağ, şeker, pirinç gönderdim. Ödemek için sıkılmayın. Kamil Bey benim kardeşim sayılır. Başka arzunuz var mı? Sağ ol Halil Efendi, yok. Çok severim babasını, çok. Dükkanımı istesin canım feda. Geçmiş olsun evladım. Allah kurtarsın. Sağ ol. Ha, nefis bonfile hazırladım. Ağzınıza layık. Hemen çıraklı eve yollarım. Teşekkür ederiz Mehmet Efendi. Rica ederim. Allah zihin açıklığı versin evladım. Sağ olun. Aslan evladım, kahraman babanın asil evladı. Kardeş gibi severim babanı. Kayseri'ye telefon ettim. Hülya'yı taksiyle getiriyorlar. Seni gidi ki aferin, seni gel bir daha öpeyim. Birinci koğuştaki Bedri Ağa'dan. Ellerini öpüyor. Pişmiş mi? Bak şuna. Pişmiş ağam. Bırak. İkinci koğuştaki garibanlardan. Hayır duasını eksik etmesin diyorlar. Ya imam mıyım ben? Bırak. Bu tavuklar ne? Senin için özel olarak çaldım. Gardiyanın kümesinden abi. Bunlar kart be. Bir daha körpesini isterim. Bırak. Bastı. Piliç, ayı piliçi. Bunlar ne? Bunlar da dördüncü koğuştan. Ne istersen var abi. Gömlek, kravat, çorap, mendil. Bırak bakalım. Gömlekler uymazsa dördüncü koğuşa uydururum. Eyvallah. Ne o? Taşınıyor musun? Yo abi. Müebbetler koğuşundan atlas yastıkla yorgan. 3-5 yorgan daha gelirse yorgancı dükkanı açacağız. Bırak. Başüstün abi. 17. koğuştan Adanalı Hakkı abimizden lahmacun. Acı mı? Bak bakalım. Zehir gibi. İyi. Nerede olan bunun şalgam suyu? Hoş git getir bakayım. Başüstün abi. Bu ne? Para. Bundan böyle bütün koğuşların haracı bizde toplanıyor ağam. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? Ne istersen yap abi. Öyle mi? Dağıtın garibanlara. Oldu abi. Karabela yarın mahkemeye çıkıyormuş. Ne ceza verirler acaba? Sorduğuna bak. Asallar herhalde. Yazık. Mahallemiz aslan gibi evladını kaybedecek. Mert, yürekli, dilekli, fakir babası. Ah, keşke onun yerine beni assalar. Bitti. Sen ne dersin bu işe Müslüm Efendi? Aman bilmeden meğer ateşle oynuyormuşuz. Bir an önce atsalar da kurtulsak ya. Geceleri uyku tutmaz oldu vallahi. Ya hapiste yırtarsa? Aman söyleme, o zaman ikimizin de canını okur. Bırakın resim çekmeyi, bırakın. Geçin yerlerinize, mahkeme başlayacak. Ne haber? Ne oluyor baba? Ne bileyim ben oğlum. Bırakın konuşmayı.
Burası mahkeme. Dön önüne. Bana mı diyor? Gelseyi açıyorum. Şimdi sayın savcı iddianameyi okuyacak. Buyurun. Sayın hakim, ben iddianameyi okumayacağım. Neden? Çünkü bu sanık maalesef yargılanamaz. Anne ne oluyor? Dur kızım, dur. Ay, evet, bir dakika sus bakalım. Susun, susun! Devam edin. Af kanunu çıktığından bu yana sanığın hiçbir suç işlemediği resmi kayıtlardan anlaşılıyor. Ayrıca bu arada 5 olayda işlenen suçların faillerinin Karabela adını kullanarak suçları sanığın üzerine attıkları emniyet teşkilatının yazılarından anlaşılmaktadır. Bu bakımdan sanığın serbest bırakılmasını talep ediyorum. Yani hakim bey serbest miyim ben? Geldin abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen ne diyorsun be? Affet abicim. Geçmiş olsun. Öpeyim abi. Kusurlarımız abi. Hadi bakalım. Aslan kardeşim benim. Bak kimi getirdim sana. Kız hadi öp kayınpederin elini. Dur hele. Daha çocuk onlar Müslüm efendi. Ne olsun. Biz şimdiden aramızda söz keselim. He? Pekala. Ama önce okullarını bitirsinler. Okullar ha. E madem öyle istiyorsun olsun. Ay, herkese dert anlatmaktan helak oldum vallahi. Ayol, benim kocam bildiğiniz erkeklerden değildir. Bakmayın öyle sakin durduğuna. Yavaş atın çiftesi pek olur. Bir kızarsa, alimallah dünyaları yıkar derdim de kimse inanmazdı. Şimdi görsünler bakalım neymiş benim aslan kucucuğum. Kahveniz babacığım. Kim otur dedi sana? Kaldır şunları. Ay kızım kaldır çabuk şunları götür. Hamuruydu abi. Çabuk kızdırma babanı götür. Sana kim otur dedi? Ha şöyle. Nasıl? Beğendin mi yeni koltukları? Güzel.
Ama bundan sonra bana sormadan bu eve bir iğne bile alınmayacak. Yok, almam. Almam kocacığım. Şimdi ara haberleri veriyoruz. Özel af kanunundan yararlanarak serbest bırakılan Karabela, kendi mahallesinde krallar gibi karşılandı. Geçtiği yerlere halılar serildi, düğün bayram edildi. Ulan herife bak! Namımızı çaldı! Yedirmem ulan sana yedirmem! Ooo, hoş geldiniz, safalar getirdiniz Kamil Bey. Buyurun, buyurun, buyurun. Karabela. Aha, affedersiniz, Karabela Bey. Sizi aramızda görmek ne büyük mutluluk. Buyurun efendim, buyurun. İstirahatinize bakın, kendi evinizde gibi. Efendim, duyduğuma göre senelerdir bizim fabrikada el ele beraber çalışıyormuşuz. Evet, 15 senedir kamyonette direksiyon sallıyorum. Affedin, kusurumuz büyük. Kıymetinizi anlayamadık. Cahilliğimize verin. Bundan böyle, eğer kabul buyurursanız daha önemli bir görevde beraberliğimizi sürdürmek istiyorum. Maaşınıza da 25 bin lira zam yaptım. 25 bin iyi de ne iş yapacakmışım? Sizin için reklam bölümü şefliğini düşündüm. Reklam bölümü şefliği mi? Evet, fabrikamızın ürettiği tüm mamullerin reklamlarından siz sorumlusunuz. Kabul. Yalnız bir tek şartım var. Evet. Reklamlarda ben oynayacağım. Güzel. Çok enteresan bir fikir. Değil mi ya? Bugüne kadar reklamlarda oynayanlar benden yakışıklı mı? Evet, kamera. Şimdi piknik yapan hanımlarla beraberiz. Bakalım ne diyecekler. Nasıl, yağımızı beğendiniz mi? Çok! Ya siz? Çok güzel, harika! Bir dilim daha yiyebilir miyim? Sen de karnını burada doyuracaksın galiba. Sizin fikriniz? Ah, harika doğrusu! Harika bir adamsınız! Beni değil, yediğinizi sordum. Ah, yediğimi mi? Çok güzel, bütün kadınlara tavsiye ederim. Evet, bayanlar baylar, ben de Karabela'yken silahlarımı özdana yağlarıyla yağlardım. Sağlamdır. Fisk yumuşaktır. Ulan ben soydum, ben kırdım, ben vurdum! Bu herif sefasını sürüyor be! Aman Allah'ım, şu mutfağın haline bak! Bu bulaşığı ben nasıl yıkayacağım? Nasıl temizleyeceğim bunca tabağı, çanağı? Of, of! İsterseniz ben size yardım edeyim. Oh, Karabela, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bulaşık tozunu tanıdınız mı? Hayır. Tanımazsın tabii. Üstünü kağıtla sardım. Yeni mamülümüz, ikramiyeli. Siz içeride istirahat buyurun, 2 dakikada mutfağınız tertemiz olacak. Teşekkür ederim Karabela. Evet. Temizlik imandan gelir. Biraz toz serpelim. Sonra... Ya bu bulaşık yıkanır mı be? Ne kirlettin mutfağı bu kadar? En iyisi siz de Karabela gibi yapın, mutfağı temize havale edin. İşte böyle, yalla! Ne uğraşıyorsunuz tozla mozla? Buyurun, hepsi bu kadar. Kimsin sen? Gerçek Karabela. Karabela'yı yakalayalı 2 ay oldu. Ama... Kendine reklam olsun diye bizi uğraştırma, fena olur sonra. Sayın komiserim, beni öldürün, asın! Ama yiğidin hakkını yemeyin! Allah'ımı inkar edeyim, gerçek Karabela benim! Geberteceğim o iti! Namım üzerine bağdaş kurdu, keyfini sürüyor! Otur. Otur da anlat bakalım şu işin doğrusunu. Sağ olun. Bundan tam 5 sene önce... ...hakkımda vur emri çıkmış. Polis, jandarma... ...hepsi peşimde. Göz açtırmıyorlar.
Gece gündüz ormanda gizleniyordum. Derken yerimi keşfettiler. Eh oğlum dedim kendi kendime, bu sefer sağlamına gittin. Ölümlerden ölüm beyim. Derken abiler bir dene göreyim. Ormanın ortasında bir reklam kamyonu. Şoför içinde uyuyor. Mesleki icabı tabii, hemen ceplerini yokladım. Elime nüfus kağıdı geçti. Eh kurtuldun oğlum Karabela dedim. Herifin nüfus kağıdını aldığım gibi volta. O nüfus kağıdı sayesinde jandarma kordonunu geçtim. Kurtuldum. O günden bu yana hep o kimlikle yaşadım. Ama o inek oğlu inek... Affedersiniz abiler. Damımı çalıp keyfini sürmeye başladı. Dayanamıyorum buna. Allah aşkına tevkif edin beni. Gerçek ortaya çıksın. Namım kurtulsun. Gerçek Karabela yakalandı. Evvelce yakalanan Kamil Yavaş'ın kendi halinde bir vatandaş olduğu anlaşıldı. Vay it herif vay. Gösteririm ulan ben sana. Yeni bir reklam numarası düşünüyorum da, F28. Sen al o F28'i de... Ulan sahtekar utanmaz, ulan arlanmaz hayasız herif! Karabela olmak kim sen kim, sümsük herif! Defol, defol karşımdan! Kovuyorum seni! Bağırma, anladık. Gidiyoruz işte, bırak. Yakamı bırak da gideyim. Defol! Defol! Gittik. Olanlara bir türlü inanamıyorum. Sana her şey düzelecek dememiş miydim? Sanki rüyada gibiyim. Ben de. Yarın sabah uğrar seni alırım. Bir daha kızımın yanında görürsem beynini dağıtırım senin. Ama Müslüm baba... Kes! Nereden Müslüm babana oluyormuşum? Sahtekar Karabela'nın oğlu. Sahtekar mı? He, foyası meydana çıktı. Yarına kadar evi boşaltmazsa yapacağımı ben bilirim. Yürü kız, yürü! Vay be, helal olsun, hepimize yedirdin ya! Bana bak! Bundan sonra veresiye de olsa, parayla da olsa, dükkanıma ayak basma, kırarım bu kemiklerini! Anladın mı? Karabela, Karabela! Bir daha bu dükkana gelirsen, seni et diye kör satırla bir güzel doğrarım, sahtekar herif! İki gözün kör olsun inşallah! Bunu da mı yapacaktın bana herif? Bizi rezil ettin baba, rezil! 40 yılda bir övünülecek bir yanını bulmuştuk! Yerin dibine bat inşallah! Karabela'ya bak! Karabela! Senin her yanın Karabela olsa ne olur? Olur! Gene Müslüm Bey değil mi? Beni affet oğlum. Hep benim yüzümden. Yoksa sen de mi beni artık küçük görüyorsun? Sen dünyanın en iyi babasısın. Buyurun Karabela beyefendi. Afiyet olsun. Ah!
Erol nerede? Sözlüsüne vedalaşmaya gitti. Taşınıyor musunuz? Nereye? Uzaklara. Babam artık bu mahallede duramayız dedi. Seni bir daha göremeyecek miyim? Bilmem. Mektup yaz. Nerede olduğunu bileyim. Kaçar gelirim sana. Tabii yazarım. Ulan velet! Müslüm Efendi sana kızının etrafında dolanma demedi mi lan? Sokaktan geçmeme de karışamazsınız ya! Ya! Bak bakalım karışır mıyız, karışamaz mıyız? Durun! Yapmayın! Ne olur! Yapmayın! Korkmayın! Yapmayın! Bırakın onu, yapmayın! Durun, korkmayın! Yalvarırım, vurmayın! Durun, yapmayın! Baba, Allah aşkına durdur onları! Söylemiştim, bu dayağı çoktan hak etmişti o! Yapmayın, ne olur! Vurmayın, bunu yalvarırım, yapmayın! Karışma sen be, yürü içeri hadi, yürü! Gitmiyor muyuz abla? Dur, gideceğiz. Daha ne bekliyoruz? Erol'u. Oğlum, evladım! Ne oldu oğlum? Oğlum, kim yaptı bunu? Niyazi'nin adamları. Karabela, hoş geldin! Yakışır mı sana? Bacak kadar çocuktan ne istedin? Senin de, köpeklerinin de canı cehenneme!
Halterciler, kaldırın. Güzel, indirin. Kaldırın. Götürüp çöpe atın. Aslan babam, meğer sen neymişsin? Ben askerliğimi komando olarak yapmıştım. Ne haber hanım? Kamilciğim, şeker kardeşim, Allah şahidimdir, seni ne kadar çok severim. Müslüm efendi, fena marizlere. Senin vurduğun yerde gül biter. Gül bahçesine dönersin o zaman. Ayol, akraba olacağız, unuttun mu? Ne dersin oğlum? Yüksek sesle söyle, herkes duysun. Ey cemaati Müslümin! Burada, herkesin huzurunda, kızım Hülya ile oğlumuz Erol'un nişanını bir daha ayırmamak üzere ve bir daha kalleşlik etmeyeceğime yemin ederek ilan ederim! Aslan çocuğum benim, sen bir tanesin! Söyle bakalım şimdi, en büyük kimmiş? En büyük Kamil, başka büyük yok! Olmadı. Yüksek sesle söyle, herkes duysun. En büyük Kamil, başka büyük yok!